Herkese merhaba ben Coşkun. Bu videomda Samsung'un uzun yazılım desteğiyle ön plana çıkan ve fiyat performans konusunda da dikkat çekici Samsung'un A serisi üyelerinden Galaxy A24 modeli ile Galaxy A34 modellerini birbirleriyle detaylı bir şekilde karşılaştıracağım ve aklınızdaki oluşan tüm soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. <laughs> Samsung'un A24 modeli ile A34 modelleri birbirleriyle tasarım konusunda çok benzer. Neredeyse birebir aynı diyebilirim. Sade, hoş ve temiz bir tasarıma sahipler. Samsung zaten bu tasarım dilini Galaxy S23 modelleriyle birlikte başlatmıştı. Artık bu tasarım dilini A serilerinde de devam ettiriyor. Açıkçası klasik Samsung tasarımından ziyade daha premium ve sade duran bir tasarım diline geçiş yapılması oldukça güzel olmuş diyebilirim. İki modelin de tasarımları hemen hemen aynı olsa da teknik özellik kısmındaysa çoğu noktada ayrılıyorlar. Sizleri daha fazla bekletmeden gelin isterseniz iki telefonu telefon arasındaki farklara detaylı bir şekilde göz atalım. Samsung S21 serisinin itibaren artık telefonların kutu içerisinden şarj adaptörünü kaldırmıştı. Geçen sene tanıtmış olduğu birçok A serisinin kutu içerisinde de şarj adaptörü çıkmıyordu. Bu yıl tanıtılan A serilerin hiçbirinin kutu içerisinde şarj adaptörü çıkmıyor. Telefonların kutusundan sadece iki ucu Type-C olan bir şarj kablosu çıkıyor. Şarj adaptörünün çıkmaması tabii ki üzücü bir durum. Telefonu şarj etmek için ekstra bir şarj adaptörü almaya kalktığımızda ekstra bir masraf yaratmış oluyor. Telefondaki renk tercihi sizin için önemliyse A24 modelinin siyah, gümüş ve açık yeşil renkleri mevcut. Gümüş rengi her ne kadar dikkat çekici ve güzel olsa da çok fazla parmak izi bırakıyor. Kılıf kullanmıyorsanız eğer bu sizin için bir problem olabilir. Renk tercihinizi ona göre dikkatli yapın derim. A2495 gram ağırlığında ve 8.3 mm kalınlığa sahip. Tabii ki telefon için çok ince bir yapıda diyemem. Samsung bu sene tanıtmış olduğu yeni A serilerini birazcık kalınlaştırmış. Telefonun ön kısmı Gorilla Glass 5 cam malzemeli korunuyor. Çerçeve ve arka kısmı ise plastik. Kamera kısmı ise dairesel sol üst köşeye yerleştirilmiş. Ekranın panel kısmı sonsuz uğuş ve ekran kasa oranında %82. Samsung a modelin modelinin renk seçenekleri arasında da A24 modelinde olduğu gibi siyah, yeşil ve gümüş olmak üzere 3 farklı renk seçeneği var. A24'te kullanılan malzemeden dolayı arka kısmı daha parlak duruyor. a ise arka kısmı daha mat yapıda. a gümüş rengi gene A24'te olduğu gibi parmak izini çok belli ediyor. Ağırlığı 199 gram, kalınlığı da 8.2 mm. A24 modeliyle hemen hemen aynı kalınlığa ve ağırlığa sahipler. A24 modelinde olduğu gibi a ön kısmı Gorilla Glass 5 cam malzemeden oluşuyor. Çerçevesi ve arka kısmı da gene plastik. A34 modelinde de gene sonsuz o ekrana yer verilmiş. Ekran kasa oranında %85 fena sayılmaz. İlk başta da dediğim gibi A24 ve A34 modellerin tasarımları neredeyse birebir aynı. S20 serisiyle aynı tasarım dilini kullanıyor. Sade ve hoş duran bir tasarımı var. İki modelin de tasarım özelliklerini ele aldığımıza göre artık ekran özelliklerine geçiş yapabiliriz. A24'ün ekran boyutu 6.5 inç boyutunda. Tabii ki 6.5 inç çok küçük sayılmaz. Tek elle kullanımında birazcık zor diyebilirim. 1080x2340 Sert çözünürlüğünde Full HD Plus Super AMOLED bir ekranı var. Ekran tazeleme hızı da 90 Hz ekranı 1000 nit parlaklık değerine ulaşabildiği için güneş altında rahatlıkla görebileceğiniz anlamına geliyor. A34 modelinin ise ekran boyutu 6.6 inç A24 modeline göre sadece 0.1 inç daha büyük. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde Full HD Plus Super AMOLED ekrana sahip A24 aynı ekran özelliklerine sahip olsalar da en büyük ayrıldıkları nokta A34'ün ekran yenileme 120 Hz 120 Hz ekranları genellikle üst seviye cihazlarda görüyorduk. 34 modelinde de 120 Hz'i görmemiz oldukça sevindirici bir durum. 120 Hz sayesinde ekrandaki geçişler çok pürüzsüz ve akıcı bir deneyim sunacak. Gözünüze de bu geçişleri çok ciddi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. A24'te olduğu gibi A34'te gene 1000 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Apple ve Xiaomi'nin ekran tedarikçisinin Samsung olduğunu düşünürsek, iki modelde de kullanılan ekran panel kalite seviyeleri zaten üst seviyede renk doygunluk seviyeleri ve parlaklıkları fazlasıyla tatmin edecektir. Güvenlik sizin için önemliyse iki telefonda da yüz tanıma sistemi mevcut. A24'te parmak izi okuyucu yan güç entegreliyken A34 modelinde parmak izi okuyucu ekran altına entegreli bir şekilde geliyor. Samsung genellikle hemen hemen S serilerinde IP sertifikasını yer veriyordu ve telefonları ekstra dayanıklı oluyordu. A24 modelinde IP sertifikasına yer verilmemişken A34 modelinde ise IP67 sertifikasına yer verilmiş. 1 metre derinlikteki tatlı su da 30 dakika dayanabiliyor ve toz geçirmiyor. Telefonu elimizden düşürmeden sürekli aktif bir şekilde kullandığımız için su ve toz dayanıklılığının olması tabii ki çok iyi bir özellik. A24'ün ve A34'ün performanslarına gelecek olursak eğer Samsung A24 modelinde altı nanometre mimarisine sahip Mediatek Helio G99 işlemcisini kullanmış. Günlük standart bir telefon kullanıcısıysanız ve telefonu çok yoran uygulamalar kullanmıyorsanız bu işlemci hız yönünden sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Oyun performansı da sizin için önemliyse ise PUBG'de ortalama 40 FPS oynayabiliyorsunuz. PUBG sıklıkla örnek vermemin nedeni de çok güçlü ve grafikleri iyi olan popüler bir oyun olduğundan dolayı. Telefonda dahili olarak 6 GB RAM yer alırken 6 GB'da sanal RAM'i var. Çoklu uygulama konusunda da başarılı. Depolama Konusundaysa 128 GB dahili hafızaya sahip hafıza kartı desteği olduğu için de depolama konusunda çok fazla sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Samsung A24 modelinde Mediatek işlemciye yer vermişti. A34 modelinde de gene Mediatek'in 6 nanometre mimarisine sahip 5G destekli 8 çekirdekli Dimensity 1080 işlemcisini kullanıyor. Snapdragon işlemci kullansaydı daha iyi olmaz mıydı derseniz bu fiyat bandındaki telefonlarda genellikle maliyetten kaçmak adına giriş seviyesi Snapdragon işlemciler tercih ediliyor. Ve ne yazık ki performans konusunda güçlü değiller. Giriş seviyesi Snapdragon işlemciden ziyade çok daha güçlü Mediatek işlemci kullanılması doğal olarak daha mantıklı olmuş. Mediatek telefon pazarında kendini kanıtladığı için artık Samsung da telefonlarında Mediatek işlemcileri yer vermeye başladı. Mediatek tarafında Dimensity 1080 orta segmentte çok performanslı ve çok güçlü bir işlemci. Zaten bu işlemci fiyat olarak daha yüksek olan Realme 10 Pro Plus ve Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus modellerinde de kullanılıyor. İnternette ve sosyal medyada dolaşma, video izleme gibi ağır oyun ve uygulamaların altından rahatlıkla kalkabiliyor. Hız konusunda sizleri kesinlikle yarı yolda bırakmayacak bir işlemci. Eğer telefonda da oyun performansı sizin için önemliyse PUBG'de 60 FPS de alabiliyorsunuz. Bu segmentteki bir telefon için PUBG'de 60 FPS verebilmesi oldukça iyi bir değer. 8 GB RAM'e sahip olmasından dolayı çoklu uygulama konusunda herhangi bir problem yaşatmayacak. RAM'in yetersiz kaldığı durumlarda da ki çok sanmıyorum ekstra 8 GB sanal RAM özelliği var. 128 GB ve 256 GB depolama seçeneğiyle satışa sunuluyor. Dilerseniz micro SD kart desteği de mevcut. A24 modelinde 5G desteği yokken a modelinde 5G desteğine değer verilmiş. Telefon uzun vadeli kullanacaklar için 5G desteğine sahip olması tabii ki çok önemli bir durum. İki modelin işlemci performanslarını kıyasladığımız zaman hatıra sayılır bir performans farkı görülüyor. Test skorlarını şu an paylaşıyorum, inceleyebilirsiniz. Antutu 9 test sonuçlarına göre A34'ün işlemcisi A24'e göre neredeyse %36 daha hızlı. Geekbench 5 tekli çekirdek test skorunda da A34 A24'e göre %50 daha performanslı. Zaten oyun ve hız konusunda a kullanılan işlemci A24 modeline göre daha güçlü. İşlemci performanslarına değindiğimize göre kameranın detaylarına geçebiliriz. Galaxy A24 modelinde OIS destekli 50 megapiksel f1.8 diyaframa sahip bir ana kamera yer alıyor. Ana kamera sensörü olarak Samsung'un izosel S5 KJN1 izosel sensörü tercih edilmiş. Geniş açı kamerası 5 megapiksel, makro kamerası da 2 megapiksel. Selfie kamerası önemli olanlar için de ön kamerası da 13 megapiksel. Kamerasının OIS desteği olduğu için titreşim ve sarsıntı olmadan net fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. Segmentine göre oldukça başarılı sayılabilecek bir kamera kamerası mevcut. Zaten bu fiyat bandında bulunan telefonların %99'unun kamera sensöründe ne yazık ki o ise yani optik görüntü sabitleyeceği yer verilmiyor. Video çekimi önemli olanlar için de Full HD'de de maksimum 30 fps video kaydı yapabiliyor. Full HD'de 60 fps video kaydı yapabilseydi tabii ki çok daha iyi olurdu. a modelin modelinin ana kamerası ise OIS destekli 48 megapiksel, f1.8 diyaframa sahip, sensör konusunda oldukça başarılı olan Sony'nin IMX582 kamera sensörü yer alıyor. Geniş açı kamerası 8 megapiksel, makro kamerası 5 megapiksel, ön kamerası da 13 megapiksel. Normal şartlarda A24'ün 50 megapiksel kamerası varken A34'te 48 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Her ne kadar A34'ün ana kamera megapikseli düşük olsa da A34'ün kullandığı sensör kalitesi daha başarılı olduğu için A24'e göre fotoğraf ve video çekimlerindeki renk doygunluğu, keskinliği, canlılığı daha iyi. Gece çekimi ve düşük ışık performansı da A24'e göre daha başarılı. Zaten telefonla kullanılan megapikselden ziyade sensör kalitesi çok daha önemli. Megapiksel birazcık göz doldurma ve aldatmacı olabiliyor. A24'te en büyük noktada. A34 video çekiminde Full HD'de 60 FPS akıcı videolar kaydedebiliyor ve 4K'da 30 FPS video kaydı da yapabiliyor. Telefonda en önemli noktalardan biri de tabii ki şarj olma süresi ve batarya performansı. İki modelde 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ortalama 1.5 saatte tam şarj olabiliyorlar. Pil konusunda ise iki telefonda da 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya yer verilmiş. Telefonu elinizden düşürmeden yoğun yük altında kullansanız bile bir günü rahatlıkla tamamlayabiliyor. İki cihazda batarya performansı konusunda kullanıcına kullanıcılarını memnun edecektir. Bir telefonda olmazsa olmaz diyebileceğim özelliklerinden biri de tabii ki yazılım desteği. Zaten bu iki telefonun da en ön plana çıktığı özelliklerinden biri de uzun yazılım desteği alması. Her iki model de Android'in 13 sürümüyle çıkış yapıyor ve 4 nesil Android sürüm güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik güncelleme desteği alacak. Telefonu uzun vadeli kullanmayı düşünüyorsanız uzun yazılım desteği alması tabii ki sizin için çok iyi olacak. Maalesef diğer Android cihaz üreticileri ne yazık ki telefonlarına bu kadar uzun yazılım desteği sunmuyor. Telefonların ses özellikleri kısmındaysa A24 Mono yani tek sahipken A34 stereo yani çift hoparlöre sahip ve ses çıkış düzeyi daha yüksek. Ve iki modelde de Bluetooth 5.3 desteği var. Telefonda internetinize genellikle Wi-Fi'den bağlanıyorsanız A24 ve A34 ayrıca Wi-Fi AC desteği de yer alıyor. Telefonda uzun süreler konuşmayı yapıyorsanız ve görüşme kalitesi de sizin için önemliyse A24 modelinde bulunmayan A34 modelinde yer alan ses odağı da mevcut. Bulunduğunuz ortam çok gürültülü ve telefon konuşması yapıyorsanız ses odağı modu sayesinde arka planınızdaki gürültü arındırılarak sadece sizin sesiniz net bir şekilde karşı tarafa gitmiş oluyor ve karşı taraf sizin arka planınızdaki gürültüyü duymuyor. Gerçekten faydalı ve mutlaka kullanılacak bir özellik. Yes boss. Presentation. Work is worship boss. Almost done. Good good. Send it ASAP. Right away. telefon tercihi yaparken en önem vermemiz gereken detaylardan biri olan iki modelin de sar değerlerine bakarsak A24 kafa bölgesinde 0.41, vücut bölgesinde de 1.30 sar değerine sahip. A34 ise kafa bölgesinde 0.55, vücut bölgesinde de 1.49 sar değerine sahip. İki telefonun da tüm özelliklerini birebir e bir kıyasladığıma göre son değerlendirme kısmındaysam ve özet geçmek istiyorum. Şu an için Galaxy A24 ve A34 modelleri arasında 2000-2500 TL fiyat farkı mevcut ve bu fiyat farkını verdiğiniz takdirde ciddi önemli özellikler geliyor. İki modelde bulundukları fiyat segmentinde bazı noktalarda rakipsiz özelliklere sahip. A24 bulunduğu segmentte en uzun yazılım desteği alan ve kamera performansı konusunda da çok iyi işler çıkartan bir telefon. Günlük kullanım işlerinize de ihtiyacınızı rahatlıkla görecektir ve pili de bir gün rahatlıkla tamamlayabiliyor. Ağır uygulamalar kullanmıyorsanız standart bir kullanıcıysanız genellikle WhatsApp, Instagram kullanırım. Çok yüksek grafikte oyunlar oynamam. Bataryası bir günü tamamlasın. Ekranı da kaliteli olsun diyorsanız A24'ü gönül rahat Ile tercih edebilirsiniz. Daha uzun vadeli kullanım için tavsiyem 64 modeli olacak. Çünkü işlemci performansı çok daha iyi. RAM değeri daha yüksek olduğu için çoklu uygulama konusunda daha başarılı. Kamerasında düşük ışık performansı ve keskinliği daha iyi. Ekran kalitesiyle bir adım daha ön plana çıkıyor. Su ve toz dayanıklılığının olması ve 5G desteğine de yer verilmesi de avantajlı olduğu konulardan bir tanesi. Bu iki model arasındaki saydığım farkları göz önünde bulundurarak telefondaki ihtiyaç ve beklentilerinize göre iki telefon arasında seçim yapmanız daha mantıklı olacaktır. Sizler Galaxy A24 ve A34 modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve bu modellerden bir tanesini kullanıyorsanız görüşleriniz oldukça merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.